Herkese merhabalar arkadaşlar, neredeyim? Batman'dayım. Batman'da bir günde dünyaları yemeye geldim. Şu an hava sıcaklığı 44 derece ama ortam muhteşem. Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? Güne güzel bir ciğerle başlayalım. Hemen kahvaltıya ciğere gidiyoruz. Evet arkadaşlar, çarşıda Halo Hayran'a geldik. Burası o kadar çok söylendi ki her öneri yapan buranın altını çizerek söyledi. Burada ne yiyeceğiz? Ciğer yiyeceğiz. Güne çok güzel başladığımızı düşünüyoruz. Muhteşem bir yer. Hemen girelim içeriye. Tadımı yapalım artık. Ciğerin tadına bakalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda İlyas Usta var. Nasılsın İlyas Usta? Sağ olun efendim, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Ciğerleri alt tarafa dizmişsin böyle. Evet, ciğerlerimiz şu anda hazır abi. Oo. Hazır şenliğini bekliyor abi. Güzel, biz de sabırsızlanıyoruz. Evet, açılışı ciğerle yapmak evet, istiyoruz. Evet, açılışımız bir ciğerle. Porsiyon bize atar mısın abi? Porsiyonumuz 4 şişti. Porsiyonda 4 şiş giriyor. Evet, önden sosluyorsunuz herhalde bunu değil mi? Bir de sosumuz var. Er yapı sosumuz var. Sosluyoruz, sorumsuzda bekletiyoruz. Sosta bekletme de var. Evet, bir gün mü bekletiyorsunuz? Yok, bir 15-20 dakika 15-20 dakika yeterli evet. Oluyor. Nedir abi bu buranın böyle çok sevilmesinin, önerilmesinin nedeni ne? Bizde biten bir şeydir. Ciğerimiz kalitelidir. Gönlü kesimdir. Bizde her şey gönlü kesimdir. Bir şey daha soracağım. Çok kritik bir soru ama Urfa ciğeri mi, Diyarbakır ciğeri mi, Batman ciğeri mi? Şimdi herkes kendine göre bir şeyler yapıyor. Biz de Diyarbakırlıyız. Memleketimizi kötülemiyoruz. Evet. Tabii ki herkes kendi çapına göre bir şeyler yapıyor abi. Şimdi size ciğer yapacağım. Tamam, biz de sabırsanız. Kokusu çıkmaya başladı. Evet, ufaktan abi. Ufaktan böyle artık midemiz de kazınıyor. Uzun yoldan geldik. Umarım lezzetini beğeniriz. Ciğerimiz de bir 10 dakika sonra hazır olur. 10 dakika sonra zaten evet. Bak arkasını çevirdi. Şöyle. Ne kadar porsiyonu bu şekilde? Şöyle porsiyonu 65 lira efendim. Bu şekilde 65 TL'ye evet, veriyorsun. Ekmekleri burada de böyle önden sosluyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Evet, evet, şöyle hazır şekline getiriyoruz efendim. Süper, çok güzel gözüküyor. Bu önden böyle gösteremem sos, arkadaşlar. Özel sosları. Sos, el sosu el yapılır. Kendimize ait olan bir sostur. Kendimiz tüketiyoruz. %70'i sıvı yağ. Evet. %30 tereyağı, baharatlar giriyor baharatlar içerisine. Giriyor. Ekmek de çok önemli tabii, ciğerinin şöyle, yanında verilen. İncecik ekmek veriliyor. Özel evet. Böyle soslanıyor. Biz de artık sabırsızlanmaya başladık. Ekmeğimizi şimdi şöyle, ekmeğe geldik evet, sıra. Bu isottur. Isot ekledim. Isot. Bunu önden hazırlıyoruz abi. Şöyle köze atıyoruz. Direkt közün üzerine evet. Atıyorsun sen. Evet, közün üzerine köze alacak. Yatırdın onu. Közde biraz kızaracak. Daha lezzetli evet, oluyor daha değil mi? Köz tadını iyice içine tabii, alsın. Tabii. Güzel olur, severim böyle şeyleri. Ciğerlerimiz pişti mi ustam? Ciğerler pişti abi. Şimdi pişti. Ciğerler, evet. Ciğerler hazır. Biz kenarda fazla, bizi bekliyor. Evet, biz ciğeri fazla kurutmuyoruz. Bu halde veriyoruz abi. Şimdi ekmeğimiz de pişiyor. Közün kızarıyor. Üzerinde onu yatırdı. Şöyle gösterelim. Şöyle abi, kızardı ekmeğimiz. Ekmeğimiz şurada. Arkasını göstereyim mi? Oo, çıtır çıtır oldu. Bunları sen ne yapıyorsun? Böyle ufak parçalara ayırıyorsun. Ciğeri arasına çekip çekip tüketeceğiz. Ve ciğerleri çekeceğiz artık. Evet, kuyruk yağlarını görüyorsunuz. İyice böyle karamelize olmuş arkadaşlar. Aralardaki siyahlıklar kuyruk yağı. Sen böyle kesiyorsun değil mi bunu? Aynı böyle abi. Servisi bu şekilde yapıyorsun. Aynı servisi böyle şekilde yapıyoruz. Oo, muazzam ya. Çok güzel. Şöyle abi. Mis gibi. Tamam, ciğerler çekildi. Tabağına eklendi. Biz şöyle artık abi. O zaman sofraya geçelim mi diyeceğim ama sen devam ediyorsun. Onların değerine değer katıyorsun. Tereyağı, bu ne? Tereyağı abi. Tereyağı dokunuşu da var böyle. Tereyağını da üzerine gezdirdin. Çok az. Şöyle. İso. Acı biberimizi olmazsa bırakıyoruz. Olmazdı. Sanat eseri oldu resmen ya. Şöyle de böyle çıtır ekmeklerle, yağ batırmış olduğun çıtır şöyle ekmeklerle süsledin. Artık bir sofraya geçelim. Resmen işkence çektik burada. Evet. Teşekkür ettim sofra. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Sofrayı böyle yakından göstermek istiyorum. Rokası var, soğanı var, turşusu var, ezmesi var, salatası var. Şöyle kaymak ikram ediyor. Kaymak ikramları var. Aynı şekilde köpük ikram ediyor ama kaymak için erken gelmeniz gerekiyor. Saat 11.30-12 gibi bitiyormuş öğlen. Ne yapıyorum? Şöyle tutuyorum. Çıtır ekmeğimden alıyorum. Şöyle tutalım. Şöyle ciğerimden aldım. Üzerine yatırdım şöyle. Soğan bu işin olmazsa olmazı. Sevgilisini de yanına aldım onu. Şöyle bir parça da biber ekledim yanına. Şuna bakın ya. Çok güzel. Ve sabırsızlanıyorum. Şöyle tutuyorum. Ve bunu afiyetle tüketiyorum. Yanımda da ayranım. İnanılmaz başarılı. Ekmeği de, ciğeri de muhteşem bir yermiş. Her öneri yapan burayı söylemişti. Gerçekten çok doğru bir noktaymış. Ben mutlaka gelmelisiniz diyorum bence. Şöyle köpüğünü de gösterelim. Bu da çok keyifli. Şu kaymaktan da almak istiyorum. Dediğim gibi bunu ikram olarak veriyorlar. Biz buranın keyfini çıkaralım. Belki bir porsiyon daha söyleriz. Evet arkadaşlar, Gap Mahallesi'nde nereye geldik? Tost Tolok Mehmet Şef'e geldik. Buranın böyle değişik değişik tostları var. Kendime bir tost belirleyeceğim ve tadını çıkaracağım. Hemen girelim. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımda Mehmet Ustam var. Nasıl Mehmet Ustam? Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Batman'ımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Böyle tostlarında meşhursun burada. Doğrudur evet. Süper. Öyle diyorlar. Öyle olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah güzel. Beğeneceksiniz siz de. Süper. Peki hangi tostu bana önerirsin? Onu sorayım ben sana. Hangi tostu öneririz? Bizim spesiyelimiz Zenga tostu.
tostumuzdur. Zengato. Kesinlikle bazlama zengatosumuz çok bazlama iyi. Bazlama da yapılıyor. Evet. Süper. Et olarak da kavurma olarak eti güzel olan bir bölgede yaşıyoruz. Evet. Kavurmada öyle bir avantajımız var. Kavurmalı tostumuz da güzeldir, beğeniliyor. Ben zenga alacağım o zaman. Tabii ki. Zenga yapalım hemen. Bazlama zengayla başlayalım. Tamam. Mehmet ustam ne yapıyoruz başta? Ne yapıyoruz? Sucuğumuzu Afyon'dan gelen sucuğumuz bu. Afyon'dan getiriyoruz Afyon sucuğu. Afyon kangal sucuğumuz. Süper. Şöyle ekmeğin sırasıyla. Ekmeğin üstüne tabii ki diziyoruz. Asker gibi diziyorum başta bazlama ekmeğin üstüne. Kesinlikle aynen. Bunu ekmeğin üstüne tamam. Yağ boşa gitmesin diye ekmeğin üzerinde pişiriyoruz. Süper. Yağ ekmeğine bırakıyor. Hemen üzerini kapatıyorsun. Tabii. Önden sucukları pişiriyorsun bu şekilde. Aynen. Hemen ikinci istasyonda da şöyle sosislerini ekledin. Yan dibine taraf, yağını sürdün. Onları da bir parça pişirmeye sosis, gidiyorsun. Sosis aynen. Bir de salam eklenecek. Ha, salam da giriyor. Sucuk giriyor. Sosis giriyor. Salam giriyor. Bu zenga tostlar bu herhalde. Zenga tostumuz spesiyelimiz kesinlikle çok tutmaya geçti. En az bir gün, iki gün sizi tutuyor yani. İki gün boyunca acı ben bu göbekle kesinlikle bileyim diyorum. Mehmet ustam elin yanmıyor mu ya? Böyle elinle karıştırıyorsun. Alıştık. El tadı diyorlar ya, o girsin diye elimizi yapıyoruz, helal diyoruz ya. Kaşarlar da şöyle üzerine geziyor. Ne kaşarı bu? Eker kaşar. Eker kullanıyorsun. Aha, eker kullanıyoruz dilim diye. Kaşarlar da girdi. Şimdi en sonunda artık... bir şey yapıyoruz. Malzemeler üşümesin diye dedim. Evet. Hazırım. Üzerine şöyle. Kapatıyorsun şöyle. Aha. Süper. Çok güzel bir karışım oldu diye düşünüyorum. Sonra fırına. Lezzetini evet. Çok merak ediyorum ve tosta bastı. Bu şekilde bir 5 dakika sonra mı pişecek bu? Aynen öyle. Tamam, sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet Mehmet usta nedir durum? Şöyle birlikte bakalım. Şöyle açıyoruz. Oo, kaşarlar kendini bırakmış. Çok da güzel gözüküyor. Ses bizi çağırıyor diyelim. Ne yapıyoruz buna? Dokunuş biz mu yapacağız? Buna en son yaptığımız işlem. Sen kekiği seviyorsun. Kekik dokunuşuyla bunun böyle lezzetini yukarıya taşıyorsun. Ekmeğe kekiği attık. Olayı bitirdik. Süpersin. Bu şekilde sektörü. O zaman birazdan çıtırdatma başlayacak. Evet, tostlar hazır. Şöyle tahtasına, tamam, özel tahtasına aldın sen onu. Evet, şimdi en sevdiğim zaman şöyle... Artık kesme zamanı. Şöyle ortadan ikiye böldüm. Diğer taraftan da kestim. Bunun fiyatı ne kadar bu şekilde? 42 TL şu an. Fiyatı 42 TL. O zaman biz hemen sofraya geçiyoruz. Teşekkür ettik. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Şöyle söyleyeyim. Yanında da şöyle patates de isteyebiliyorsun. Kajumbaradı. Buna 22 TL dediler. Bir de artı olarak şöyle cheddar sos söylüyorlar. Bunu da 5 TL. Batırıp yiyebiliyorsun. Ve ne yapıyorum? Tutuyorsun şunu şöyle. Görüyor musun? Mis gibi. Dışı da çıtır çıtır ve şöyle tutarsın. Afiyetle tüketirsin. Bu sosları ben zaten çok seviyorum. İçin içinde cheddar'ı var, kaşar'ı var. Salam, sosis, sucuk. Hepsi birleşince çok güzel bir lezzet olmuş. Bir de bunu nasıl yersin? Bu sosu niye veriyorlar? Şöyle tutarsın. Cheddar'ına batırırsın. Ve böyle afiyetle tüketmeye devam edersin. Cheddar sos seviyorsan bunu da bence dene. Biz bu masanın keyfini çıkarmaya devam edelim. Evet arkadaşlar haşlamacı Mehmet Usta'ya geldik. Buranın böyle haşlaması varmış arkadaşlar. Kaburga etinden yapıyorlar. Diğer yanda da biraz da kavurmayı yiyelim diyorum. Kavurmayı da çok övdüler. Hemen girelim tadım yapalım. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımda Ekrem Usta var. Ekrem Ustacığım nasılsın, iyisin? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Böyle haşlamanız çok meşhur değil mi? Haşlama tabii. Dediğimiz bu oluyor. Ne var bunun içinde? Ne eti kullanılıyor bu? Bu kuzu eti efendim. Kuzu eti. Evet. Kaburga tarafı mı? Kaburga var, iciği var. Ha, her tarafından var. Bir de burada kavurma görüyorum. Bu dana eti. Bu pilav üstüne de ekliyorsunuz. Normal. Ayrı pilav da üstüne de verebiliriz, ayrıca da verebiliyoruz. Tamam, genelde ayrı ayrı istiyorlar. He, ben ayrı bir şekilde yarım porsiyon bundan alacağım. Fiyatı ne kadar yarım porsiyonu? Yarım porsiyonu 40 milyon. 40 TL. Bu tek porsiyonu? Pilav da dahil 65 milyon. 65 TL. Yani sizin içecek... bu imza ürününüz bu oluyor değil mi? Herkes bunun için geliyor. Ya bunun için geliyor ama diğer yemekler de şöyle tasfiye göstereyim. Ediyor çeşit tabii. Çeşit çeşit yemekler var zaten. Biz aşçı tabağımız çok meşhur. Aşçı tabağınız her yemekten azar azar bırakıyoruz. Her yemekten azar azar. Ben abi yarım porsiyon şu kavurmadan alacağım. Bir porsiyon da şu haşlamadan alacağım. Ben böyle bıraktım buraya. Tamam. Çünkü biz pilavı ayrı veriyoruz biliyorsun. Pilavı ayrı veriyorsunuz. Tamam. Yanına da patatesini de ekliyorsun. Tamam. Suyunu da ekliyorsun. Evet. Süper. Bir porsiyon bu şekilde. Porsiyon bu şekilde. Şöyle yarım porsiyondan da bu lokum kıvamına gelmiş zaten. Tabii, tabii. Çok güzel gözüküyor. Bu yarım porsiyon. Yanına patateslerini dizdin sen onu. Evet. Bir parça biber ve bu şekilde o zaman bir sofraya geçiyoruz. Teşekkür ettik. Tamam. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Böyle kavurmalar özellikle şu çok dikkatimi çekti. Çok güzel gözüküyor. Çünkü et lokum gibi olmuş. Hatta şöyle kıvamını göstereyim size. Görüyor musunuz? Et nasıl da dağılıyor. Çok güzel bir kıvam var. Şöyle tutuyorum bunu. Şöyle afiyetle tüketiyorum. Oo. Çok iyi. Arkadaşlar.
Bu mutlaka denenmeli. Pamuk gibi böyle. Dilinle dövüp yutabilirsin. O derece güzel. Ben şimdi neye geçiyorum? Şu haşlamaya. Asıl buranın meşhur olduğu yer. Bunu da şöyle ayırdı. Şöyle suyundan da batırıyorum. Suyundan alalım. Suyu da ayrı keyifli. Hatta suyuna ne yaparsın böyle? Ekmeğini de batırırsın. Bu şekilde tüketebilirsin. İkisi de ayrı güzelmiş ya. Bu tarz lezzetleri seviyorsan bence bunu kaçırma derim. Tutuyorsun. Kemiğinden de bir ayıralım. Göstereyim. Oh, mis gibi. Alacaksın şöyle. Lokum gibi hiç yoğurmuyor. Ben buranın da keyfini çıkarayım. Evet arkadaşlar, çarşıda Elmas Pazar'ın hemen karşısında ne var? Şöyle Ayhanlar Pasajı var. Hemen içerisinde böyle çok güzel bir tatlıcı var. Böyle küçücük bir dükkanı var arkadaşlar. Ne yapalım? Bu tatlının tadına bakalım. Hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar, Muhittin amcanın yanına geldim. Nasılsın Muhittin amcacığım? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Her şey yolunda. Hoş geldiniz. Başımı da gözüksün. Teşekkür ederim. Kaç yıldır yapıyorsun abi tatlıcılık? Valla aşağı yukarı 50 yıl. 50 yıldır tatlı yapıyorsun. Hep burada. Buradasın. Uzun süredir buradasın. Aynen. Çok güzel. Şöyle tatlarını da bir gösterelim. Zaten şu an sıcak arkadaşlar. Sıcacık. Daha yeni mi çıkardın? Hiç çıkarttık. Daha sıcaktı. Mis gibi. Tam zamanında geldik o zaman. O zaman biz bir porsiyon alalım. Şöyle kadayıfından almak istiyorum. Bu cevizli herhalde. Tamam. Bir böyle bir porsiyon bana verebilirsen. Evet. Şöyle çıkardın. Dedin ki bu cevizli. Evet. Çıtır çıtır zaten. Şöyle ikiye böldün. Süpersin ya. Gerçekten tatlı çok güzel gözüküyor. Kıvamı yani muhteşem. Şöyle çatalımızı da aldık. Ne kadar bu şekilde? Bu şekilde 15 lira. Bu şekilde 15. 15 lira değil mi? Şöyle tutalım. Böyle bir tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Oh, çok güzel. Böyle devam edelim. Ben kendi hasabımdan olarak yiyorum. Öyle ya. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Tatlıları sen mi yapıyorsun? Ha. Kendin yapıyorsun. Ben de oğlum. Sen mi oğlun? Kaça kadar açıksın? 7.30'a kadar da açıksın. 7.30'a kadar da açıksın. Biz bunun keyfini çıkaralım. Muhabbetimizi de amcamızı da yapalım. Sonra yemeğe devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de yine çok söylenen yerlerden bir tanesi. Çömçe Et Lokantası. Burada böyle sınırsız yemek var. Tezgahı açmışlar. Çeşit çeşit yemekler. Böyle kararsız kalıyorsun. Ben içeriyim, bir seçeyim ne yiyeceğimi. Çok kararsız kaldığım için burada çok çeşit yemek var arkadaşlar. Aşçı tabağı alacağız abi. Çok kararsız kaldık. Aşçı tabağı alacağız. Arkadaşlar aşçı tabağını yaptırdık. Şimdi et döneri göstereceğim. Şöyle göstereyim. Çeşit çeşit yemekler mis gibi gözüküyor ya. Rengarenk, renk cümbüşü. Böyle tatlı tatlı kesiliyor. Yağlar da böyle şıpır şıpır damlıyor. Bundan bir porsiyon alacağız. Evet arkadaşlar, et dönerle de dediğim gibi kesildi. Ben masaya geçebilirim artık. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle aşçı tabağı var. Böyle kararsız kalanlar için yapıyorlar. Neler olduğunu şimdi hemen sayıyoruz. Anadolu köfte, hünkar beğendi, sebzeli, et sote, tavuk baget, fırın ağzı, kavurma, iç pilav. Evet şöyle perde pilavdan başlıyorum. Şöyle iç pilav şeklinde. Şöyle devam edelim. Perde pilav normalde çok severim. Çok tatlımsı olduğu zaman benim çok hoşuma gitmiyor ama bu tam benim istediğim ayarda. Tam istediğim gibi. Şöyle Anadolu köfte. Böyle bir yumuşak yapısı var arkadaşlar. Böyle ızgara köfteler gibi düşünmeyin. Fırın ağzı dedikleri. Bunun da tadına bakalım. İşte bu benim tarzım. Bunu çok beğendim. Hünkar beğendi. Oo, bu da çok güzel. Bu daha güzelmiş. Sebzeli var. Hem etinden hem patlıcanından böyle. Etler efsane. Ya bence buraya geliyorsanız bu tabaktan mutlaka deneyin. Gerçekten hepsi birbirinden lezzetli. Şimdi benim tabii ki de favorilerimden bir tanesi et döneri, görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle sade tüketeceğim. Pilav üstü de yapabiliyor musunuz? Ben sade tadına bakmak istedim. Bu da lezzetliymiş. Çok az daha yumuşak olsa daha güzel olur. Şöyle söyleyeyim. Bunun fiyatı 95 TL. Aşçı tabağından bahsediyorum. Et dönerinde fiyatı 60 TL. Ben bunların keyfini çıkarayım arkadaşlar. Daha bugün birçok yere gideceğiz. Evet arkadaşlar, Atatürk heykeli civarında. Böyle kıttik de deniyor. Başka ne deniyor hocam? Turizi diyor. Turizi. Turizi. Tamam. Bir tane alabilir miyim? Bir tane bize soyabilirsen. Evet, kütür kütür gözüküyor zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle taptaze. Ne kadar bunun fiyatı bu şekilde? Kilosu 10 lira falan. Kilosu 10 TL. Taneyle de böyle geçenler alıyor değil mi bunu? Tanesi 5 kağıt. Süper. Peki üzerine tuz ekliyor musun? Tabii. Var değil mi tuzun? Süper. Evet şöyle üzerine bir parça da tuzluyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çıtır çıtır gözüküyor. Bizim orada buna acurdo deniyor. Kıttik deniyor. Farklı farklı söyleyişleri var bunun. Her yerde farklı
adlandırılıyor? Şöyle tutarım. Midyat malı. Ne deniyor? Midyat malıdır yani. He, midyat malı. He, anladım. Midyat'tan geliyor bunlar. Bunlar çıtır çıtır. Çok güzel, çıtır çıtır. Çok lezzetli. Bunu böyle yürüye yürüye keyfini çıkarayım. Böyle buradan geçiyorsanız bence bundan tatmalısınız diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de sebze meyve halinin hemen yan tarafında, neresi burası? Ciğerci Çavuş'un yeri arkadaşlar. Burada da ciğer de yersin, pirzola da yersin, kaburga da yersin. Ama ben burada ne yiyeceğim? Pirzola yiyeceğim arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Hiç beklemeden içeri giriyorum. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Ömer yanımda. Ömerciğim nasılsın, iyisin? Sağ olasın hocam. Pirzolalarını göstermek istiyorum. Ocağa attı. Üzerine ne ekledin? Tuzunu ekledin. Tuzunu ekledim. Pulberini şimdi vereceğim. Bir de yağ vereceğim. Süper. Tamam, biz de bekliyoruz burada. Pul biberler devreye girdi. Pul biberlerini ekledin. Arkalı, önlü hepsini yediriyorsun. Hemen ardından yıkama yağlama çalışması geliyor burada. Böyle boya badana yapıyorsun. Sosu şöyle gösterelim. Ciğerin kuru kalması için ateşte verdiğim yağdır. Kuru çıkmamasını sağlıyor. Kekik mekik baharat da var herhalde var bunun içerisinde. Var. Farklı baharat çalışmaları da yapmışsın. Bu şekilde arkalı önlü pişireceksin. Sonra biz de afiyetle tüketeceğiz. Evet, pirzolar pişti mi? Tamam, pirzolarımız hazır. Hazır, tamam. Ekmeğini çıkardın, onları da ısıttı. Aynen. Şöyle gösterelim. Sulu sulu da kaldılar inşallah. Aynen öyle hocam. Tabaklama çalışması da yapıyorsun. Onların kenarlarını süslemişsin sen. Evet. Süper. Ne kadar bunun porsiyonu? 4 parça oluyor. Tamam. Şu an bu birçok porsiyon olduğu için porsiyonu normalde 90 lira. 90 TL. Bu ne kadar? 135 lira hocam. Bu şekilde 135 TL. Aynen öyle. Tamam. Birçok porsiyon pirzola. Süper. Ben o zaman sofraya geçebilirim artık. Tabii. Eline koluna sağlık diyorum. Sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Evet, sofraya geçtik. Şöyle pirzoları baştan göstermek istiyorum. Şöyle bir tane alıyorum. Sulu sulu kalmış. Lokum gibi. Şöyle yancılarını da göstereyim, böyle dolu dolu geliyor arkadaşlar. Soğanım, yine ezmesi, salatası. Batman'da nereye gittiysek bu şekilde yancılarını boldan boldan getiriyorlar. Ortam da çok güzel. Yeşillik böyle. Göstereyim onu da. Her tarafı yemyeşil. Püf püf esiyor. Hava biraz sıcak ama böyle bir ortamda böyle et yemek çok keyifli geliyor insana. Evet arkadaşlar, bu bölgenin de lahmacunu çok güzel. Lahmacunu da çok sevdiğim için, Buket lahmacunu da çok önerildiği için bu noktaya geldim ve girelim. Taş fırında pişmiş lahmacunun çıtır çıtır tadına bakalım. Talih ustam, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Ateşin başında yanıyoruz. Evet. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Zor. Nedir lahmacunların durumu? Çıkmak üzere mi? Evet. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz o zaman çıkmasını. Odun ateşi mi bu? Evet, odun ateşi. Evet, odun ateşinde pişmiş çıtır çıtır incecik lahmacunlar çıktı. Muazzam gözüküyor, görüyorsunuz, sulu sulu. Alt kısmını da şöyle göstereyim. Mis gibi çıtırdamalar başladı. Ne kadar porsiyonu bunu? 68. 68 adet. 4 adet mi var porsiyonda? Evet. Evet, şimdi de çıtırdatmalar şöyle porsiyonu bu şekilde servis ediyorlar. Baklaması da yapıldı. İki kişiyi doyurur herhalde ya. Süper. Şimdi sofraya geçebiliriz artık. Evet arkadaşlar, masaya geçtim. Şöyle yancılarını da göstereyim. Boldan boldan yancılar ekliyor. Rokası, soğanı, limonu, salatası, maydanozu, ezmesi. Şöyle ne yapıyorum? Bir tanesini tutalım. Ben soğan arasına yakıştırıyorum. Tabi bu isteğe bağlı. İsteyen eklemeye de biliyor. Şöyle maydanoz, tabi zehrini de almak gerekiyor. Neyle? Şöyle tabii ki de limonla. Şöyle çekirdeği içine girdi. Onu da çıkaralım. Şöyle tutalım. Çıtır çıtır sesler eşiğinde afiyetle tüketelim. Oo, incecik. Çok da lezzetliymiş. Bunu yedikçe yersin, şişirmez çünkü incecik olduğu için. Burası çok önerildi. Bu mekanda önerildiği kadar da varmış. Buraya gelmelisiniz diyorum. Yanında da ayran getirmeyi unutmuşlar. Ayranı da gösterin, bol köpüklü. Şöyle tutalım. Özellikle bu havada böyle serinliğe serinliğe. Lahmacun deyince ayran olmadan olur muydu? Kesinlikle hayır. Keyfini çıkarmaya devam edelim biz. Evet, hava o kadar sıcak ki biraz serinlemek gerekiyor. Neredeyiz? İnaloğlu baklavadayız. Dondurmamızı yiyelim, serinleyelim. Evet, içeriye girdik arkadaşlar. Şöyle dondurmayı görüyorsunuz. Fıstığa da boyuyorlar. Ne kadar bunun fiyatı ustam? 10 lira. Bu şekilde 10 TL. Teşekkür ederiz. Evet, şöyle dondurmamı da aldım. Oo. Akşam özellikle burada kuyruk oluyormuş arkadaşlar. Herkes böyle dondurmasını yürürken alıyorlar. Serinliğe serinliğe
dondurmanın keyfini çıkarıyorlar. Dondurma da efsane lezzetliymiş bu arada. Ben bunu böyle yürüye yürüye hem yediklerimi eriteceğim hem keyfini çıkaracağım. Evet arkadaşlar, şimdi de kanatçı Ali Usta'ya geldi. Kanatları böyle sırasıyla dizmiş. Hemen girelim, kiloluk tavuk satıyor burada, hemen giriyoruz. Önce ne yapıyoruz? Tezgahını bir çekelim, ondan sonra afiyetle tüketelim, girelim. Evet arkadaşlar, Ali Usta'nın yanına geldim. Ali Usta'cığım nasılsın, iyisin? Sağ ol canım, hoş geldiniz abim. Hoş bulduk. Hiç yerinde durmuyorsun. Bir saniye boşluğu yok arkadaşlar. Yarım saattir bekliyorum burada. Siparişlerin çıkmasını şöyle tezgahı gösterelim, ocağı gösterelim. Full artı full dolu. Sürekli doluyor, boşalıyor, doluyor, boşalıyor. Alıyor. Sen de hiç durmuyorsun. Sırılsıklam olmuşsun zaten. Bak bir saattir gelmişsin. Hoş geldin diyemiyorum. Oturamıyorum sizin yanınızda. Niye? Sorun değil. Çalışıyoruz. Allah bol kazanç versin diyorum sana. Çok teşekkürler. Anahtar da veriyorsun. Anahtar, incik, zola, karışık yapıyoruz. Dürüm bile veriyorsun değil mi? Bu dürüm, Adana dürüm. Dürüm bile yapıyorsun. Evet. Adana dürüm veriyorsun. Ama genelde aynen. Burası tavukçu. Bak orada pişmişler var. Nar gibi de kızarmış. Şöyle göstereyim. Evet. Oo, çok güzel gözüküyor. Bir de kiloyla veriyorsun değil mi? Aynen kiloyla. Kiloyla veriyorsun. Şu şekilde bir kilo oluyor. Bu bir kilo oluyor. Evet. İki şiş kanat bir kilo yapıyor değil mi? Fiyatı ne kadar? Buraya geldiği zaman 75, paket olduğu zaman 70 lira. Bir ekmek, pakete 70. Ekmek salatası gidiyor. Dışarı gittiği zaman buradan servis açıyoruz. Ha, servis açıyoruz. Sunum yapıyoruz. Ha. Bulguru var burada. Özel sunumların var mı? Evet, özel sunumumuz bulgur da var. Bulgur da veriyorsun yanında. Evet, evet, evet. Doya doya yiyorlar yani buraya aynen. Gelenler. O zaman biz de 2 kiloluk ne yapalım? Kanat mı yapalım? Şimdi karışık mı yapalım? Bir ne kilo yapalım? Kanat karışık yapalım hemen. He, karışık yapalım dedin. Şuraya bulgur doldur. Önden bulgurlar doldurulacak. Evet. Sen sosluyorsun böyle. Aynen böyle oluyor. Önden kızartıyorsun, çıtır aynen. Çıtır yapıyorsun. Ekmeğin değerine değer katıyorsun Ali Usta. Yanlış mıyım? Şu şekilde abi. Lavaşı da var. Tamam. Başa da aynı şekilde ben. Lavaş da veriyorsun değil mi? Aynen. Sadece pide değil. Yok, sadece şöyle pilavlar doldu, gösterelim. Bu bir kişilik değil mi? O bir kişiliktir. Bir kişilik pilavı doldurdu. Ekmekler yanına dizildi. Biberler de. Bibersiz olmaz. Bekliyor. İki de biber. İştah açıyor zaten. Lezzetine aynen. Lezzet edecek. Şimdi geldi tavuklar. Şöyle bir nar gibi bir kızarmış tavukları. Şöyle ha. Usul usul çekiyorsun üzerine. Dolu dolu oldu tabak. Şu tabağın bak, güzelliğine şu bak. Tabağa bak abi. Oo. Tabak verdiğin zaman 75 lira. Bu şekilde 75 dedin. Evet. Bitmiyor dedin. Onlar ekmek üşümesin var. Diye üstünü de örtüyorsun sen onların. Aynen öyle. Şöyle. Tamam. Süpersin. Şapkasını yapalım. Şapkasını da yaptın üstüne. Çok yakışıklı oldu. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. O zaman Ali Usta'm ben sofraya geçiyorum. Afiyetle bunları tüketiyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben oturuyorum. Görüyorsunuz hani oturamıyorum. Hiç sorun değil. Biz afiyetle tüketmeye tamam. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Yancı olarak da şunları veriyorlar, göstereyim. Klasik soğan, soğan salatası, normal salata veriyorlar. Ama da bir içecek aldım. Şöyle açıp gösterelim yine. Şöyle şunları şöyle bir kaldırıyoruz. Ufak tefek dokunuşlar daha yaptı Ali Usta'm. Kenarlara domatesini koydu, soğanını da koydu. Şöyle mis gibi bir sunum. Yapıyorum, başta şöyle bir tane kanadımdan alıyorum. Oo. Gerçekten çok başarılı. Kanat sever biri olarak özellikle tavuğun kanat bölümünü çok seviyorum. Çok başarılı. Şöyle ufak but kısmından da alayım. Pişme oranı da çok güzel. Normalde bu tarz yerlerde böyle bazı yerlerde böyle az pişebiliyor ama burada tam kıvamında pişmiş. Lokum gibi olmuş. Yani kurutma işlemi de yok. Ha, benim çok hoşuma gitti. Bence buraya mutlaka gelmelisiniz. Özellikle tavuk seviyorsanız, tavuk kanat seviyorsanız, gerçi tavuğun her çeşidi var. Tavuk seviyorsanız bu noktaya bence mutlaka uğramalısınız diyorum. Ben buranın keyfini çıkarmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Geçit Büryan'a geldik. Buranın büryanı da böyle çok güzelmiş. Hemen girelim. Önce böyle sunumunu göstereyim. Nasıl kesildiğini göstereyim. Umarım kalmıştır. Ben de bilmiyorum. Hemen girelim. Bir bakalım varsa tadımını yapalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Ahmet Ustam'ın yanındayım. Nasılsın Ahmet Ustam? Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bitirmişler. Bitirmiş abi. Bu işte ya. Evet. Olmadı. Sabah herhalde çıkıyor. 5'te çıkıyor dedin. Sabah 5'te bir postam çıkar abi. Öyle 12-1 civarı da ikinci postayı çıkartırız. Ha. Ondan sonra iş durumuna göre şey yaparız abi. Böyle yumuşak bir parçadan bir porsiyon yaparsan sevinirim. Tabii ki abi. Bu ne tarafı oluyor hayvanın şu kestiğin yer? Kuzunun koldan but kısmına kadar olan kemiksiz. Bunu oradan nasıl hazırlıyoruz? Böyle ince ince kesiyorsun herhalde. Aynen öyle abi. Bu önce tandırda pişer bu. Tandırda bunu kaç saat pişiriyorsun?
yapıyorsunuz? Bu yaklaşık kemiksizimiz 2,5 saat civarı pişer abi. Kemikte de bir 4-5 saat kalması gerekir abi. 5 saat. Evet. Bu şu an 2,5 saat mı pişmiş? Aynen 2 saat civarı pişti bu. Sen bunu pirzola gibi kestin böyle ince dilimler halinde. Julien kesin. Julien kesiyorsun. Evet. Peki buna bir işlem uygulanacak mı? Ne yapıyorsun? Bu ısınacak abi. Şimdi fırında tekrardan ısınacak. Taş fırına mı yolluyoruz daha sonrasında? Aynen. Kara fırında ısıtıyoruz abi. Peki şurada. Bunun porsiyonu ne kadar? 100 gram abi 63 lira. 100 gramı 63 TL'ye veriyorsunuz. Aynen. Yanında öyle. Bir şey var mı? Yancıları var mı? Burada mezelerimiz, pidemiz abi. Bunları da veriyorsun. Aynen masaya öyle. Gönderiyorsun. Bir porsiyon da bu kadar mı? Tartacaksın herhalde 100 gram. Tartacağım abi bak. Şöyle evet. 100 gramı ölçtü. 115 aynen. Geldi. Şöyle hemen. 100 gram bu şekilde gelir. Bunu ne yapıyoruz? Hemen taş fırına yolluyoruz diyorsun. Aynen. Oo, piden de güzel gözüküyor yalnız. Evet. Oh, incecik pidelerin üzerine şöyle. Bu eklediğin ne? Kaburga yağı abi. Kaburga yağı. Aynen. Pideyi kaburga yağıyla şöyle evet. Süsledin, püsledin. Hemen üzerine ince ince kestiğin etlerini aktarıyorsun. Ve bu şekilde fırına gidiyor değil mi? Üzerine tuz çalışması da yapıyorsun. Normalde buna tuz eklenmiyor pişerken. Yok, şu anda sıfır tuz. Hemen fırınlamaya geçiyoruz. Ekmeği de kekikliyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Ekmekler de kekiklendi. Ekmeğe değer kattık burada. Yanına iki parça süs biber odun ateşiyle buluşmaya gitti. Kaç dakika bu şekilde pişecek? Abi bir 4 dakika 5 dakika. 4 dakika 5 dakika bekliyoruz biz. Evet. Hazır mı çıkmaya? Hazırdır abi. Tamam. Sabırsızlıkla da bekliyoruz. Şuna bakın. Oo, efsane gözüküyor. Hemen masaya geçiyorum ben. Evet masaya geçtik. Arkadaşlar daha demin de söyledim. Batman'da nereye gidersem biz gidelim. Şöyle dolu dolu bir masa geliyor. Şu salatanın böyle güzelliğine bakın. Rengarenk mis gibi gözüküyor. Ayran köpüğü geliyor. Bunların hepsi ikram bu arada. Normal ayranımız da yanımıza geldi. Bol köpüklü. Şu da mesela çok güzel. Yani salataların hepsi birbirinden güzel gözüküyor. Asıl olay tabii burada başlıyor. Şöyle göstereyim. Son halde bu. Ne yapalım? Böyle tutalım. Ne yaparsın? Şöyle başta sade tatmak istiyorum. Dökülüyor et. Böyle. Oo. Yumuşacık. Ağzında dağılıp gidiyor. Kenarlar da böyle hafiften çıtırlaşmış ya. 2,5-3 saat pişmiş mis gibi. Kenarlara bakın. O da bir ayrı bir keyif veriyor sana. Biraz şöyle soğanla deneyelim. Arkadaşlar buraya gelmelisiniz bence. Çok başarılı eti. Arada şöyle salatalarından. Bunun içinde havuç da var. Ya bol köpüklü ayran. Çok keyifli. Altını çiziyorum. Buraya mutlaka ama mutlaka gelin diyorum. Ben keyfini çıkarıyorum. Evet arkadaşlar şimdi de Nacaroğlu baklavalarına geldi. Biraz yediklerimizi sindirmemiz gerekiyor. Onun için tatlı yememiz gerekiyor. Buranın baklavası çok güzelmiş. Baklava tadımı yapalım. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Şöyle 3 dilim baklava alacağız. Bir porsiyonu 3 dilimmiş. Antep fıstıklı. Ne kadar porsiyonu? 35 TL. Bu şekilde 35 TL. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Üzerine fıstık dokunuşu da yapıyorsun. Fıstıkları ekledi. Biz de bunu böyle yürüyerek tüketeceğiz arkadaşlar. Evet tatlımızı aldık. Şöyle yolda yürürken yine bir yandan eriteceğiz şöyle. Baklava güzelmiş. Fiyatı biraz daha ucuz olsaydı daha güzel olurdu ama lezzeti çok güzelmiş. Evet arkadaşlar Ziyade Et Lokantası'na geldik. Buranın da saç kavurmasını çok övdüler. Saç kavurmaya bayılırım ben. Üzerine kaşar dokunuşu yapıyorlar. Yani tadına doyum olmuyor. Hemen girelim. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımdan Duman Usta var. Nasılsın Duman Usta? İyiyim sağ olun. Ben razı olsun. Teşekkür ederim. Saç tavanızı çok övdüler. Bir yapılışını bize gösterirsen çok seviniriz. Tabii. Tamam inşallah. Hemen başlayalım. Ocak başına geçtik. Şöyle yağını ekledim. Dedin ne yağ? Sade yağ mı? Benim sade kuyruk yağı. Sade kuyruk yağı. Eritilmiş. Ha, eritilmiş kuyruk yağı. Bu evet. Çok lezzetli olur. Yemeklere lezzet katar. Bizim Hatay'da Belen tavasında kullanılıyor. Bu zaten yemeğin lezzetini 2'ye 3'e katlayacaktır. Evet. Başta ne yapıyorsun? Bunu bir eritiyorsun. Başta bir eritiyoruz. Zaten erimiş halidir. Isındığı ateşi görünce de sıvı hale geliyor. Gördün mü? Süper. Etimizi atıyoruz. Burada ne eti kullanıyorsun abi? Sade but. But tarafından kuzu. Değil mi? Ha. Kuzunun sade, but tarafından. Sade butu. Ne yaptın onu? Bardak gibi bir şey ekledin. Bunu, evet bunun bir ölçüsüdür. Ölçerek bu şekilde. Kaç gram yapıyor bu? 200 gram. Bu şekilde 200 evet. Gram. Bir siz evet. Sinirlerini alıyorsunuz. Tabii. Hemen yağla buluşturdun onu. Tabii. Marinasyona da yatmış belli. Sanki içerisinde süt görüyorum. Süper. Oo, süt yağ. Bol yağlı böyle. Aynen. Yağı da lezzetli. Sen o etleri huzursuz ediyorsun böyle. Sağa çeviriyorsun, sola çeviriyorsun. Bu etler tabii.
Bu etler hiç sinir olmadığı için pamuk gibi... Pamuk gibi evet, ağızda darlık girecek diyorsun. İyice heyecanlandırdın bizi. Evet. Alevler de böyle havalara uçuyor. Alev eşliğinde, şov eşliğinde dumanlar yükseliyor. Mis gibi de kokular çıkıyor. Ha, bakar mısınız? Görsel şov. Evet, Numan ustam ne diyor etler bize? Bana sebzeyi ver mi diyor. Sen de etleri kırmadın böyle biberle başladın. Evet, yeşil biberler girdi. Yeşil biberler. Karıştırmaya devam tabii ki de. Oo, ustalığını konuşturuyorsun. Böyle evirip çeviriyorsun etlerle böyle sürekli oynuyorsun. İzlemesi bile keyifli evet, bunu. Evet, şimdi ne yapıyoruz Numan usta? Yağı biraz daha fazla olduğu için biraz süzeceğiz. Fazla İçinde, yağdan kurtulacağız yani, diyorsun. Biraz ama hepsini değil. Hepsini değil. Yetecek yağı, kadarını bıraktı. Kuyruk yağı olduğu için onda biraz yağ olması gerekir ki o tadını versin. Anladım. Şimdi de anda, üzerine yağını aldıktan sonra evet, domatesimizi ekliyoruz. Domatesi girdi. Evet. Domatesi de ekledikten sonra karıştırma işlemine evet, devam ediyorsun. Başka bir şey girecek mi? Karıştırdıktan sonra sadece isot giriyor. İsot girecek. Biraz isotumuzu... Kenarda evet, bekletmişsin sen isotunu da ekledin tabii, ona. Bu kadar mı? Biraz, tabii. Başka bir şey yok mu? Al, kaşar falan giriyor mu? Bundan sonra. Aa, biz de sabırsızlıkla beklemeye evet, devam ediyoruz. Evet. Şimdi bir de Numan Usta sen dedin ki bunu kemik suyuyla da besleyeceğim. Sen burada lezzetine lezzet anda, katmaya devam ediyorsun. Evet. Sonlara doğru yaklaşmaya başladık dedi. Son bir karıştıracaksın. O rengi de çok güzel oldu yalnız. İsottan sonra rengi tam yerine, kıvamı da yerine oturdu. O et suyu da girince işin içerisine. Çok farklı bir boyuta ulaştı bence. Ya bunun kötü olma ihtimali yok zaten. Şuna bakar mısın? Mis gibi gözüküyor. Artık kaşarlar devreye girebilir. Kaşarından da aldın, üstüne ekledin onu. Ve bu son işlemde altını kapatıyoruz mu usta? Yok. Birkaç tamam. Üstünü de kapatıyorsun üşümesin diye. Evet. Şimdi açma zamanı. Şöyle gösterelim. Oo, çok iyi. Fiyatı ne kadar bulundu lan usta? Kaşarlı olduğu zaman 79 TL oluyor. Kaşarlı olduğu evet, için 79. Kaşarsız ne kadar? 75. Kaşarsız da 75. Evet. Ha, sen dedin ki ekmekleri de yana doğru ekleyeceğim dedi. Şöyle yana yana batıra batıra. Böyle bandıra bandıra yiyeceğiz herhalde değil mi? Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar masaya geçtik. Şöyle göstereyim. Yancıların da veriyorlar şöyle. Geliyorsunuz ezmeler, salatalar. Çok güzel. Muhteşem. Şöyle tutarsın. Böyle yakından çek istiyorsan Apucan. Şöyle kaşarından, etinden ala ala. Ha, bakar mısın ya? Mis gibi. Bunu bandıra bandıra yiyeceksin. Böyle afiyetle de tüketirsin. Oo. Çok çok. Çok güzel. Bunu mutlaka deneyin. Altını çiziyorum. Et yumuşacık. Eğer kaşar sevmiyorsanız kaşarsız da söyleyebilirsiniz. Sunum muhteşem. Yancıları da çok güzel. Pideyi de veriyorlar böyle. Bence bunu iki kişi bile yersin yani. Oturursun. İki kişi keyfini çıkarırsın bunun. Şöyle bir tane daha göstereyim. Şöyle yakından. Şuna bak ya. Muazzam. Burada bir soluklanalım, bir çayımızı da içelim yemekten sonra. Çok güzel gidecektir. Burada yemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Gap Mahallesi'ne geldik. Dediler ki bir tane tavuk türüncü var. Ona mutlaka uğra dediler. Instagram'da özellikle birçok kişi yazdı bunu. Altını çizdiler. Ben de bu altı çizilen yere es geçmek istemedim. Neresi burası? Şahin Usta. Ekmek arası da yapıyor, lavaşta da yapıyor. Üzerine böyle farklı bir dokunuşu var böyle ekmeğin üzerine. İsotlu böyle yağlı bir karışım üzerine serpiyor. Hemen girelim, göstereyim, daha sonra tadımını yapalım. Evet, arkadaşlar içeriye girdik. Yanımda Abdullah Usta. Nasılsın Abdullah Usta? Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle tavukları dizmişsin. İki farklı tavuk görüyorum. Nedir? Bir altın bile bir açık taş gösterirsek. Tava biz taş tavasından bir tane altta ettik. Tavada yapıyorsunuz. Aynen. Diğer yandan da yaprak da geçiyorsunuz evet, burada. İki hocam, farklı. Aynen. İki farklı da şöyle lavaşla ve normal evet, ekmek arası da yapıyorsun. Salata giriyor. Pul biber giriyor. Süper. Çeviriyorsun ve bu şekilde servis ediyorsun. Bunun fiyatı ne kadar? 18 lira hocam. 18. Bir de ekmek arası yapıyorsun. Ekmek arasını da gösterebilirsek. Şimdi şöyle ekmeğe önce salata giriyor. Hemen aynen, ardından ne giriyor? Şöyle tavukları hızlı hızlı diziyorsun burada. Aynen. Başka pul biber ve pul ne giriyor? İsot giriyor. İsot. Oo, yağ dokunuşunda yaptın. Ne yağ bu? Tavuktan akan yağ değil mi o eklediğin? Üzerine döktüğün evet, yağ. Evet, tam doğrudur. Tavuğun kendi yağı. Süper. Eline koluna sağlık ustam diyorum. Ben o zaman afiyetle tüketmeye geçiyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, masaya geçtim. Şöyle ekmeğimi tutuyorum. Hoş geldiniz. Var isteriz. Teşekkür ederiz. Sağ ol ustam. Eline koluna sağlık. Oldu mu hocam? Hmm, tavuk çok lezzetli. O üzerine dökmüş oldukları sos da böyle isotla karıştırıyor ya, buna ekstra bir lezzet katmış arkadaşlar. Böyle kulağımdan da alayım bir daha. Oo. Çok keyifli. Tavuk döner seviyoruz. Mutlaka uğramalısın diyorum. Klasik dönerlerden bir tık farklı çünkü böyle sosu, isotu, fazla salata da eklemiyorlar. O anlamda beni mutlu etti. Şu
diğer yarısında yerim birazdan. Evet arkadaşlar, şimdi de Gülistan Caddesi'ne geldi. Gülistan Caddesi'nde gece ciğercisi var. Lo kebap olarak geçiyor. Saat 7'de standlarını kuruyorlar. 3'e kadar açıklar. Gece 3'e kadar. Buranın ciğeri de güzel, eti de çok güzel dediler. İkisinin de tadına bakmak istiyorum. Ve ne yapalım, hemen girelim ocak başına. Manların arasında Süleyman Usta'yla baş başayız. Evet. Nasıl Süleyman Usta'm? Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akşam 7'de kuruyorsun standını böyle. Evet. Böyle duman zaten çağırıyor. Yolun kenarından yani geçince. Reklamı o yapıyor aslında. Duman yapıyor değil mi? Evet. Çok da güzel gözüküyor. Daha demin etini de kontrol ettim. Basparlak, mis gibi. Et olarak ne kullanıyorsun? Bir şey gösterelim. Tamam. Şöyle. Ha, işte bak, demek istediğim buydu. Hile yapmamak için ete sonradan baharat atarız. Süpersin sen. Çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Kebap da aynı şekilde. Kullandığın ne eti? Bu şu anda dana bonfile. Dana bonfileden dana kullanıyorsun. Bonfile, evet. Aralara kuyruk yağını kattın. Ciğerini de gösterebilirsen bir de. Ciğerimiz de pişmiş hali. Bu pişmiş hali, pişmemiş halini de bir gösterelim. Pişmemiş halini de şöyle nedir verelim. Peki bu ciğer, ne ciğeri? Şu anda kuzu ciğeri. Kuzu. Dana evet. Veriyor musun? %20 danadır. %20 %80 dana. Yani 100 defa gelirsiniz. 80 defasında kuzu yersiniz. 20 defasında istisna oluyor. Süper. Süt danası ama. Süt danası kullanıyorsun. Dişi dana da kullanmıyor. Dişi olmaz biliyoruz yani, bu aşina olmuş. Herkes kuzu ciğeri yaptığını söylüyor ama bunun işlemeleri çok farklı. Darının alınması, önemli, damarlarının alınması. Kimse yapmıyor değil mi? Kuzu ciğeri de geçiştiriyor adam. Anladım. Bizde o yok. Sen doğruyu söylüyorsun. Şu anda ameliyat tarzı yapıyoruz. Yani o damarları falan çıkartabiliriz. Ameliyata girer gibi ciğere giriyorsun. Aynen. Damarlarını, zarını alıyorsun. Aynen. Lokma yani, kıvağına getiriyorsun. Lokum şöyle söyleyeyim. Şuralarımda tenisçi dirseği hastalığı denilen bir hastalık var. Evet. Kolun sürekli sabit kalmasından dolayı. Sende şu an. Sabit, evet. Niye? Sürekli sıyırma, sürekli aynı hareketleri yapa yapa hem sağ hem sol kolda. Uğraşıyorum diyorsun. Aynı. Yaş kaç? Yaş 34. Şu anda bandajım da burada. Biraz sıkıştığımda onu takıyorum mecburi. Süpersin. Emeğine evet. Sağlık diyorum sağ o zaman. Olun. Teşekkür ederim. Sonuna kadar hak ediyorsun o zaman. Ya bunu biz iddia etmiyoruz, yapıyoruz öyle diyelim. Süpersin. Şimdi iddia etmekle yapmak arasında çok fark var. O zaman sana şunu sorayım. Ciğerinin buyurun. Porsiyonu ne kadar? Böyle 5 şiş veriyoruz. 5 şiş. Servise 55 lira. 55. Şöyle dürüme 3 şiş veriyoruz, 30 lira. Dürüm 3 şiş, 30 lira. Peki etin ne kadar porsiyonu? Şöyle 40 lira tek şişi. 2 şiş 80 lira servis 2 olarak. 2 şiş 80 TL. 80, evet. Ama lokum gibi diyorsun. Yani şu an dumandan gözüküyoruz mu bilmiyorum ama. Dumanlar yükseliyor. Yani her zaman bir slogan yapıyoruz. Atmosfere mutluluk saçıyoruz diye. Atmosfere mutluluk. Çok iyisin. O zaman bize şöyle bir şey yapalım. Bir porsiyon ciğer, bir porsiyon da et alalım. Bonfilenden alalım. Tamam. Olur mu? Tamam. İstiyorsanız tadımlık olarak buradan devam ettirelim. Öyle yani, mi yapalım? Burada şöyle mı tadım yapalım diyorsun? Tabii tabii. Soğan direkt ister burada misiniz? Yapacağız. Ocak başında. Soğan ister şurada misiniz? Görüyorsunuz ufak masalarda oturup kenarda yiyebiliyorsunuz. Kışın burası hiç boşalmıyormuş. Kışın aynen. Ne yapıyorsun sen? Kışın ambiyansımız biraz daha farklı. Şöyle yakından gel Apo'cum. Şöyle dürümcük küçük, yapacağım küçük, bana. Küçük küçük sobalarımız var. Tamam. Şöyle Apo bir çekerken gösterelim. Şöyle ciğerler çekilsin. Oo. Yani tam ocak başı. Tam ocak başı. Aynen. Soğan böyle alabilir miyiz buraya? Gelip senin yanında böyle tadım yapmak isteyenler yani, olursa. Oluyor oluyor. Hemen gel şurada yapalım. Gel baba gel. İkinci istasyona gel. Gidelim usta. Aynen. Şöyle soğan verelim. Çalışması yaptın. Bak pişmiş biberler böyle soyulmuş. Biraz kırmızı, biraz yeşil. Burada tablacı salatası da yapıyorlar. Sunumda veriyorsunuz değil mi? Tabii. Şeyde, masada. Dürümün başına gönderelim. Süper. Hemen şunu şöyle bir kapatalım. Şöyle afiyetle tüketelim. Biz söylemeyeceğiz, yapacağız. Dediğim gibi iddia etmiyoruz. Yapıyoruz yani. Daha önce nerelerde yediniz bilmiyorum. Diyarbakır'dan geliyorum. Evet. İnanılmaz güzel. Gerçekten çok başarılı. Ben buraya mutlaka gelin diyorum. Eti de öldürmüyoruz. Eminim beğeneceksiniz. Eti de öldürmüyoruz yani. İnşallah geldiğinizde kuzu denk gelir çünkü bu kuzu çok güzel. Vereceğiz. Sen iki şiş ver bana ona. Gelecek. Bir de bana et dürümü yapalım. Vereceğim yine aynı abi. Şekilde. Ver. Son lokma. Tadına doyamazsın. Gerçekten çok başarılı. Yaş, konuda sağlık. Yaş 34. Sen ne dedin misin? 88'sin ilk benden, ayları öyle diyelim. Benden bir yaş küçüksün. 25 yıl. 25 yıldır bu sektörün içindesin. 9 yaşında. 9 yaşından beri. Bıçağı aldık elimize. Bu da etimiz oluyor evet, değil mi? Şöyle gösterelim Apo'cum. Şöyle etimizi de gösterelim. Şöyle geliyor. Bir tane saadet atmak istiyorum buna. Oo. Geliyor. Efsane ötesi. Dört dörtlük. Da tablacı salatası ekleyelim. Salata tamam şöyle. Tablacı salatasını ekle. Biberlere devam edelim çalışmaya. Acı acı mis haşla gibi. Oo, süper oldu. Isotunu tuzunu da attın. Biz yemeye devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Abi sen orayı çek ben burayı alayım. Serdar Usta'yla. Ocakbaşı daha keyifli oluyormuş. Çok daha keyifli.
Ama işte hava biraz sıcak. Ama ben hiç terlemedim, dikkat edin. Niye öyle? Ya alışkanlık. Abi, alışkanlık helal olsun. Biraz. 44 dereceymiş bu arada Batman bugün. Yani bugün 44 dereceydi doğru. Ama çok işte iyi. Çok su tüketiyorum yani terlemeyi o şekilde herhalde önlüyorum. Biz bunun keyfini çıkaralım arkadaşlar. Belki birer şiş ciğer daha attırırız. Bize afiyet olsun diyorum. Teşekkür afiyet ediyorum. Olsun. Evet arkadaşlar, Batman'da bir günde resmen dünyaları yedik. Saat sabah 9.30'da başladık. Şu an yine 9.30. Tam 12 saattir durmadan yedik arkadaşlar. Her şey birbirinden güzeldi. Batman beni gerçekten çok şaşırttı. İnanılmaz güzel lezzetler var burada. Ve kapanış olarak çok güzel bir yere geldik. Petrol Kafe'deyiz arkadaşlar. Çok güzel bir ortam var. Çok otantik. Yediklerimizi de sindirebilmek için Türk kahvemizi aldık şöyle. Böyle kahvemizi yavaş yavaş ortamın güzelliğini yaşaya yaşaya keyfini çıkaracağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.